Sallallahu aleyhi ve sellem önüne bir şey diktiği zaman ya sağ tarafı sağ kaşının önüne ya sol kaşının önüne dikerdi. Tam karşısında diktiğini görmedim. Ondan sonra hani diyordu ya, emin olunursa önünden bir şey kimse Ama geçmeyeceğinden onu hiçbir da şey yapmadan. tespit mümkün değil ki. Şimdi adam Peygamber Efendimiz'in sağından bakıyorsa onun sol kaşı önde görür. Soldan bakıyorsa sağ kaşı önden görüyor. Tam tespit etme önüne geçecek. Şöyle bir bakayım hele bir. Bu çok zor bir şey yani o. Şey fihi makal diyor zaten. Tabii ya çok zor bir iş o mümkün değil. Ondan sonra İbn Abbas hadisi enden nebiyye sallâ fî fadâin leyse beyne edeyhi şey bu. Peygamber Efendimiz açık sahada önde hiçbir şey olmadan da namaz kıldı diye kimden geliyor rivayet? İbn Abbas'tan geliyor. İbn Abbas. Ahmet ve Ebu Davud. Ahmet ve Ebu Davud evet. Ondan sonra önünden geçilmemesiyle alakalı olan hadisler var. İbn Ömer'den geliyor. İza kana ahadukum yusalli fela yada' ahadan yamurru beyne yedeyhi. Evet, İbn Ömer'den gelen hadis, sistem biri namaz kılarken kimseyi önünden geçirmesin. Fe in eba fel yuqatilhu. Allah! Adam illa da geçeceğim derse he? Fe inne ma'ahul karin. Eğer illa da geçeceğim derse adam onunla savaşsın diyor. Çünkü bununla beraber onun bir karini var. Bir şeytan ondan beraberdir. Onu şeytan geçiriyordur oradan. İşte onun için mesela çocuğu önünden geçince adam kalkıp çocuğunu dövüyor. Şey yapılsın dönüyor ya işte. Bu işte fel yukatiluhu'yu bayağı bir tartışmışlar ne manaya göre. Gerçek manaya gelir diyen de var. Kalkar öldürülürse diyet gerekir mi gerekmez mi falan bile tartışmışlar. Kim rivayet etmiş bunu? Bu Ahmet Müslim ve İbn-i Mace. Tövbe, öyle şey olur mu ya? Namaz kılıyorsun. Ama şu olur, hani buradaki şeyin mübalağa olduğunu, yani mücadele etsin, ne kadar gücü yetiyorsan. Olmaz ki, bak az önce hadislerde işaret etsin diye geçti, o kadar. En fazla da bir... Ve ecme'u ala ennehu la yelzimuhu en yukatilehu bis silahi bi muhalefeti zâlike li kaideti ikbali ala salati vel iştigali biha. Olmaz yani, bu çok yanlış bir şey. Bu mümkün değil. Onun kabul edilmesi mümkün değil. Ve atlaka cemaatü mine şafi'iyye enne lehu en yukatilehu hakikaten. Ama şafilerin önünden geçmeyin demek tabancayı çeker vurur ha. Ama ve istebade İbn-i Arabi ve kâle el muradu bil mukatele el müdafa'a. Mukatele'den Murat kendisi müdafaa etmesi. Problem çıkarma ki müdafaa etmene de gerek kalmasın. Sonra bunun biraz daha açıklaması olan bir hadis var. Semi'tu nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem yekul İzâ sallâ ahadukum ilâ şeyin yesturuhu minen nâsi. Evet, sizden birisi bir sütreye karşı namaz kılıyorsa فَاَرَادَ اَحَدٌ اَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعُهُ. Ha, birisi o sütreyle kendi arasından geçmeye çalışıyorsa onu engellesin, o kadar. Zaten engellemen de ya işareti ya da sözlü olacağı şey. اِنْ اَبَا فَلْيُقَاتِلْهُ فَاِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ. İlla da geçeceğim derse onunla savaşsın, o şeytandır. İşte adam, ben bir haberlerde ya da gazetede görmüştüm bir süre önce. Kendi çocuğuna bu şeytandır diye, ya da bize telefonla mı sordular, bir şey oldu galiba. Evet, şeytandır diye çocuğunu kalkıp dövüyor. Peygamberimiz omuzuna alıyor. Onu koyuyor, tekrar alıyor bizimkiler. Ama işte bu tür hadisler birçok kimseyi maalesef yanıltıyor. Evet. Bunlar mı sahih hadisiymiş? O mu hadis? Bu ikisinin arasında biri. Mesela o da hadis bu hadis. Bak şimdi bir kere bunlar asla kabul edilemez. Çünkü Cenab-ı Hak namazda huşuyu emrediyor. وَالَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Bunların huşuyla hiçbir alakası yok. Kıtal olur mu? Kiminle mukatele yapılacağı gayet net bir şekilde bellidir. O sahihin, hadisin sahih kitapta geçmiş olması, yani bir de insanların sahih dediği kitapta geçmiş olması sahih olduğunu göstermez. O hadis ravilerine bu hadis sahihtir derken ne kastettiğini iyi anlamak gerekiyor. İmam Bukhari'nin bu hadis sahihtir dediği, bu hadiste benim koyduğum kriterlere göre İsnadı şey sahihtir. Sadece gelen raviler açısından sahihtir diyor. Bir konuyla iki hadisli bir arada zikrediyor. Yani bizim anladığımız sahih anlamında değil. Yani mana itibariyle sahih değil. Senet itibariyle sahih. Ya biz mesela öbür hadise aldık. Mesela ona isaret işaretle yakın tasbihler ona geleceğe engel olacak diye. Ya bu hadislerine doğrusu mümkün Allah'ın katında bu olabilir. Olamaz. Asla.
Niye olamaz? Çünkü ibadete muhalif bir olay. O şeylerin çoğu muttafakın aleyh ama bunlar hep Tirmizi'yi falan hadisler. Mesela Ahmet mutlaka hakkında bir şey söylemiş. Ahmet'in rivayet ettiği hadis biraz önce muttafakın aleyh hadisler. Kendisi rivayet ediyor, şey olarak sahihtir ama diyor ki yani Zeynep bin Ümmü Seleme'nin hadisini getirerek diyor bazı yadul ala nebi sallallahu aleyhi ve sellem lem yeşdet fil daffa diyor. Defa mücadele etmediği de hadislerin nasıl çelişki arz ettiği biraz sonra özel bir en sona bıraktım. Yani kadının namazın önünden geçmesiyle, namazın bozulmasıyla ilgili. Yani Buhari'de ve Müslim'de geçen hadislere bakınca o da hadis, bu da hadis ama hangisini tercih edelim dediğini daha iyi anlayacağız. Yani. Ama en sona kalsın diyor özellikle. Bunlar bir gitsin de. Yukatüle hadisinde yani öyle fiddaf ediyor yani. O kabul edilemez, o mümkün değil. Öyle şey mi olur? Yani namaz, namazda huşu, namaz dediğin bir ibadettir yani. Zikir yapıyorsun. Ona fezkurullah kema allemekum diyor. Cenab-ı Hak yani öyle bir şey. Aa, tamam, önden geçine engel olma meselesi adamın huşuğuna mani olması açısından tamam anlarız ama kalk bilmem ne yap, öyle şey olur mu? Namaz bozulmaz ki. Feyuhmel lebsul mukatile ala def'at. Ondan sonra bir hadis daha var işte لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُ بَيْنَ اَيْدِي مُسَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَتْ فَاَنَّ اَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ اَنْ يَمُرَّ بَيْنَ اَيْدِيهِ. Tamam, o hadisi okumuştuk zaten. Namaz kılan bir kişi bir kişi namaz kılanın önden geçmenin ne kadar vebali olduğunu bilse 40 beklerdi. 40 artık ne? Gün mü, ay mı, yıl mı? Belli değil, evet. Ya da vakit mi? Bundan sonra şeye geleyim. Önünden geçip de namazı bozan şeyler. Burada Ebu Hureyre kadından gelen bir hadis. Ahmet İbn-i Mace ve Müslim rivayet ediyor. Ennennebiye sallallahu aleyhi ve selleme kal yaktavus salate el mer'etu vel kelbu vel himar. Evet. Kadın, köpek ve eşek namazı bozar demiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Ondan sonra yakta o salatel mâdetü vel kel ve himâr. Bu sadece Ahmet İbn-i Mâci rivayeti var. Evet. Affedersin, nasıl bozar? Kolay bir dakika, bekle, hoş geldin. Sabırlı ol. Nasıl bozacağına bakacağız. Ebu Zer'den gelen bir hadis. اِذَا قَامَ اَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَاِنَّهُ يَسْتُرُهُ اِذَا كَانِ بَيْنَ اِلَيْهِ مِثْرُ اَخِرَةِ الرَّحْلِ. Evet. Yani bir kişinin namaz kılarken önünde bir eğerin şeyi arka tarafı kadar varsa, evet. Onu şey yapsın işte. فَاِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ اَدَيْهِ مِثْرُ اَخِرِتِ الرَّحْلِ فَاِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ. Yani böyle şimdi evet, böyle bir şey yoksa kadın geçerse, eşek geçerse ve siyah köpek geçerse. Şimdi köpeğin rengi değişti. قُلْتُ يَا أَبَا ذَرْ مَا بَالُ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْكَلْبِ الْأَحْمَرِ مِنَ الْكَلْبِ الْأَصْفَرِ. Yani tamam, siyah köpeğin sarı ve kırmızı köpekten farkı ne diye sormuş. Şimdi bu rivayeti eleştiren biri de diyor ki ya köpeği sormak aklına geliyor da kadını niye sormuyorsun da niye namazı bozar diye. قَالَ يَبْنَ أَخِي سَأَلْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانُ. Ben de sordum Peygamberimize de, Peygamberimiz siyah köpek şeytandır dedi. Ya kardeşim, sen namaz kıldığın zaman kaç tane şeytan önünden geçiyor? Gerçek, hakiki şeytan. Gerçekten. Hakiki şeytan geçiyor yani onlar. Evet. Ondan sonra يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ. Şimdi tövbe estağfurullah. Namazı siyah köpek de adetli kadın bozar demiş, evet. Ondan sonra başka bir hadiste şöyle bir ziyade var. El-Hinzir ve'l-Yahudi ve'l-Mecusi. İlk burada kadın kurtar. Domuz, Yahudi ve Mecusi geçerse bozulur. Adama kimliğini sor, hemşerim bakayım hele. Sen nesin? O, geç. Bir de artık yazmıyor hocam kimlikler artık. Yeni şey. Ha, yazmıyor değil mi yani? La yaktavu salaten muslimi şeyun illel himar vel kafir vel kef vel mer'e. Bir başka hadiste Müslümanın namazını sadece eşek, köpek, kafir ve kadın bozar. Şimdi bunlardan hani kuvvetli olarak en kuvvetli yer alan kitap şey Müslim. Buhari bunların hiçbirini almıyor. Ve Hazreti Ayşe'nin şu rivayetine yer veriyor. Diyor ki
bu hadisi duyunca اَعَدَلْتُمُونَا بِالْكَلْبِ وَالْحِمَارِ. Ayşe validemiz diyor ki ya siz bizi köpekte ve eşekte bir mi tutuyorsunuz? Bak işte gördün mü? Bak senin hakkını müdafaa eden var. Onun için bekledim. Ayşe validemiz. لَقَدْ رَأَيْتُنِي مُقْرَجَعَةً عَلَى السَّرِيرِ فَيَجِيبُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَيَتَوَسَّطُ السَّرِيرَ فَيُصَلِّي. Ya ben şimdi diyor şey yapardım. Bir de oku da ben zihnim şey. لَقَدْ رَأَيْتُنِي مُقْرَجَعَةً عَلَى السَّرِيرِ. Ben diyor şeyde uzanırdım diyor. Sedirde. Serir. Yatakta uzanıyorum. Ha tabi yatakta uzanıyorum. Peygamberimiz gelirdi. Tam şey, ben uzanmışken bana doğru namaz kılardı. Yani ben de kalırım, bozuluyorsa ben o zaman bozulurdum. Ne demek? Ensellu min kebedir şey, fırsat vermek aslında hatta ensellu min lihafi. Bir daha fekrahu en esnehahu. Evet. Evet tamam. Esnehahu ey azhara lehu min kuddamihi. Tamam evet. Fe ensellu min kebedi ricle-i serir hatta ensellu min lihafi. Şöyle çekiliyorum. Ben de yani kendim diyor yani o namaz kılarken orada olmaktan şey yapardım. Çekilirdim bu tarafa doğru. Peygamberimiz çekil demiyor yani. O namaz kılıyor. Ha, o saygı duyduğundan çekiliyor. Hocam burada şimdi dedik ki bu trenin arkasından kim geçerse geçsin namazı bozulmaz dedik ama bu bizim şimdiki bahsedilenler trenin önünden geçenler. Burada da temizlik şüphesi ben şahsen biraz öyle anladım yani. Temizlik şüphesinden dolayı dışından geçenler bir şey yok. İçinden geçenlerden korunlaştı. Köpekli, eşekler. İşte kadınların durumudur. Öyle anlamamız lazım. Ama temizlik denir orada o şey değil yani. Çünkü o şimdi köpeğin geçmiş olması demek köpeği oraya pislik bırakacak demek değil ki. Rengine göre ayrılması. Rengine göre ayrılmamış. Eşek geçtiği zaman eşek pislik bırakacak diye bir şey yok. Yani bir de o kaldığı yer seydinin ki dışarıda namazın şu anda bu. Anlayamadım. O namaz seydi kılacak yani ki mesela o namaz kılan insanın ki ününü dışarıda insanlar yani secde kılacak. Yani Ayşe validemizin ki secde yerinde öyle anlaşılıyor. Tamam hadisi bitirelim de. O hadis bitsin hemen. Birinci yani 99. babta o hadis geçiyor. Sonra 102'de bir daha tekrarlıyor onu. An mesrukin an Ayşe'te ennehu zükire indaha ma yakta'u salate. Evet Mesruk diyor ki Ayşe validemizin yanında neyin namazı bozacağı konuşuldu. Demişler ki kadın, köpek ve eşek namazı bozar demişler. Siz bizi köpek yerine mi koydunuz demiş Ayşe Valide. Ben peygamberimiz namaz kılıyordu. Ben yatağa uzanmış, onunla kıblesi arasındaydım. Tabii oralarda bizim gibi sıcak yerlerdir. Orada pek öyle yatakta şey de olmaz. Yorgan da olmaz üzerinde. Evet. فَتَكُونُ لِي الْحَاجَةُ فَاَكْرَهُ اَنْ اَسْتَقْبِلَهُ فَاَنْ سَلُّ اِنْسِلَالًا. Ha, ben uzanıyordum da diyor bir ihtiyacım olurdu. Ona doğru kalkmak istemezdim de o zaman ihtiyacı sırasında böyle oradan sıyrılırmış yani kendisini böyle oradan çekermiş vücudunu çekermiş orada önünden evet. Bu uyuma şeklini anlatan bir hadiste 104. babta Küntü enamu beyne yedey Resulillahi ve riclaye fi kıbletihi. Peygamberimizin önünde ben namaz kılardım ayaklarım tam kıblesinde olurdu. Şey namaz kılardım mı? Uyurdum. Yani, tabii ben zihnimde uyurdum var ama Peygamberimiz namaz kılıyor. Ayşe validemiz de tam kıblesinde, ayakları önünde uyuyor. Peygamber namaz kılarken benim ayaklarıma dokunurdu. Ben de ayaklarımı çekerdim. Secde yaparken. Şimdi mesela Şafiler diyor ki dokunduğun zaman abdest bozulur. Nereden çıkarıyorsun bunu ya? İşte Ayşe validemiz, işte Peygamberimiz. فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا. Tekrar kalktığı zaman ayaklarımı tekrar uzatırdım. قَالَتْ وَالْبُيُوتِ يَوْمَيْدِينَ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحَ. Tabii yani o zaman evlerde namaz kılacak mekanlar yoktu. Yok mesela bir lamba. Lamba yoktu o zaman evet. Müsbah tamam.
Ondan sonra 105. babın ismi de Buhari'nin. Babu men kâle la yaktâ'u salâte şeyhûn. Evet, babın ismi de namazı hiçbir şeyi kesmez. Evet. Yani namazı hiçbir şeyi bozmaz. Babı. Sonra yine aynı hadisi veriyor. Mesruk'tan, Ayşe'den geliyor. Zükirendehâ mâ yaktâ'u salâte el-kel vel-himâr vel-mar'atû fekâlet şebbehtumûnâ bil-humûri vel-kilâb. Evet, bu defa da demiş ki siz bizi yani eşek ve köpeğe mi benzettiniz demiş. Dolayısıyla yani bunların ileri tutar tarafı yok. Ama geliyor yani, maalesef. Evet. Müslim ilginçtir yani. Buhari o köpek falan rivayetlerine destekleyici rivayette vermiyor. Müslim hem onu hem bunu alıyor. İkisini birden koyuyor. İkisini birden aldığın zaman demek ki birisi evet. Yanlış. Ayşe validemiz ise bu işin bizzat tanığı olduğuna göre onun dediği doğru olan onun dediğidir. Onda babu ayırmış demiş ki babu i'tiraf beyne yedeyi musalli. Yani namaz kılanın önüne uzanma babı demiş orada, evet. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tarihten aynı hadisi vermiş. Yani Ayşe validemiz. Ayşe validemiz. 9, tamam demek ki bu çok sahih bir. Bir şey hiç mi yani bulamaz da onun yattığı yerin önüne kırıp yani, odalar küçük. Tercih odalar. Edecek çok istisnai bir durum. Yani oda yani namaz kıldığı zaman uzandığı yer önüne kıble tarafına. Şeyde oradaki odalar bizim odalar gibi büyük odalar değil. Küçücük bir oda. Sadece yatmaya yetecek kadar. Zarureten olan fevkalade. Şimdi hayır namazı bozuyorsa eğer namaz bozuyorsa o zaman bir tedbiri alınırdı onun. Asıl mesele o, namazı bozmuyor. Hatta demek. Burada bir Buhari'de yer almayan bir şey de var. Hani orada demişti bir de adetli kadın diye. Bir de bunlar çok önemli. Bunlar işte bize ya kıyamete kadar olabilecek olayların bir örneğini Peygamberimiz ortaya koymuş oluyor. Ve bu tür ilaveleri de ortadan kaldırmış oluyor Ayşe validemizin durumu. Abdullah bin Şeddad bin Hat diyor. Kale haddetheni meymunetu. Haddesetni meymunetu zevci nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâlet kâne Rasûlullah yusalli ve ene hidâ'ehu ve ene hâidun. Mesela bir şey Meymune radıyallahu anh diyormuş Peygamberimizin eşlerinden. Peygamber Efendimiz namaz kılardı. Ben de önünde haizli olurdum. İşte bir şey olmazdı mesela. Haizli kadın namazı bozar diye olan rivayet. Secdeye vardığı zaman da elbisesi bana dokunurdu diyor. Semi'tu an Aişe'te başka bir hadis. Kâlet kânen nebi yusalli minelleyli ve ene ilâ cenbihi ve ene hâidun. Peygamber Efendimiz gece namaz kılardı. Ben yanında haizli olarak dururdum yani. Ve aleyye mirtun, mirt demiş min eksiyedin nisai. Ve aleyhi ba'duhu ilâ cenbihi. Yani bir örtü olurdu. Bir kısmı Peygamberimizin üzerinde, bir kısmı Ayşe validemizin üzerinde. Onun yan yana namaz kılıyor. Eşi olduğu için hocam. Tabii ki eşi de namazı bozuyorsa eşi falan fark etmez. Namazı bozar. Yalancı fark etmiyor. Namazı kadın diyorsunuz. Eşi de kadındır. Hepsi de kadındır. Bu mesela Hanefi Şafii mezhebinin kadına dokunma abdesti bozar dediği zaman eşi bozar. Yani eşine dokundu. Hangi hadisi alacağız Muhammed abi? İkisi de Müslüm'e geçiyor. Hazreti Ali'nin şebbehtumuna bir kilat sözüne göre o peygamber sana demediği ortaya çıkıyor. Evet. Peygamberimiz öyle bir şey söylemez. O söyleyenlere diyor. Bizi köpeğe benzettiniz derken peygamber benzetti söyledi mi Ayşe validemiz? Siz dediniz yoksa peygamber bizi benzetmedi falan demiyor yani. Öyle demiyor. Siz böyle yapıyorsunuz diyor. Öyle şey mi olur diyor. Layaktav salatta şey bu. Bu namazını hiçbir şey bozmuyor bir genel hadis zayıfmış. O ibareyle hadis zayıf. Burada öyle bir ibare geçmedi bak benim yoksa o ibarenin geçtiği hadisler Tirmizi'de İbn-i Mace'de falan var ona zayıf diyorlar. Burada geçenlere demiyorlar. Tirmizi'deki şeklini. Burada Bâbu men kâle lâ yaktâhu salâte şeyhûn diyor. Hazreti Ayşe'nin sözünü veriyor. Evet. Yani o ibareli bir hadis yok. Hazreti Ayşe'nin uygulamasından bu tip şeylerin namazı kesinlikle bozmayacağı ki ortaya çıkıyor. Yoksa o şeyde var, Mevlevtar vermiş onu. 6-7 farklı şekilde rivayet etmiş. Hepsine zayıf, mayıf, bilmem ne falan bir şeyler demiş. Bu kendisi namazı bozduğunu kabul ettiği için. O da diyor ki, bütün bunları diyor biz doğru kabul etsek bile fe insahha
kâne sâlihan lil istidlâl bihi alen neshi in sahha tarih te'ahhuru tarihihi. Yani o üç şey namazı bozar sözünü kabul etsek bile mi? Yok, onlar bozmaz diyenleri. Mesela la yaktav salatü şeyhun ve dra'u mestadatun diye bir hadis şey yaptı. Ha, bu bozar kanaatinde bir şey. Tabii bu bozar diyor. Bozmayanlar var diyor. Bunları ne yapacağız? Bunlar diyor. O zaman... Ha, o bozar kanaatinde. Evet. Ha, tamam. Hocam şimdi çıkmıyor. Şimdi bozmazsa o zaman sütrenin manası ne anlamı geliyor? Sütre koymanın anlamı. Sütre namazın bozulmasın diye değil ki. Yani işte, sütrenin ne diyor? Ha, huşuyu sağlamak için koyduğu. Huşuyu sağlamak. İnsanın şeyi dağılmasın. Ya, zihin dağılmasın diye. Yoksa namazın bozulmasıyla sütrenin ne alakası var? Sen namazını kılıyorsun. Mesela şimdi şöyle düşün bak. Sütreti keffül basari amma vera'eha ve men'u men yectazul kurbihi. Evet. Yani tabii yani önden geçeni yakınından geçeni engellemek, bir de şey gözü başka taraftan engellemek için huşuyla alakalı bir olay. Şimdi bak bir de şunu düşün Yusuf. Mesela bir adam Müslüman, karısı kafir. Namaz kılmasını istemiyor. Eğer bu şey doğru olsa adamı deli eder. Hocam bir de şey var. Bunu internette bazı gruplar çok tartışıyorlar. Ra'aytu raculen bi tebuk muk'aden. Yatalak. Evet. Bir adam diyorlar. Fakale merartu. Tebük'te yatalak bir adam gördüm. Evet. Diyen kim? Yezid bin Nimran. Evet, Yezid bin Nimran. Evet. Herhalde sebebini sormuş. Adam da niye yatalak kaldığını açıklıyor. Fekale merartu beyne yedey Resulillahi ve en ala himarin ve hu yusalli. Peygamberimiz önünden o namaz kılarken eşeğin üzerinde idim, geçtim. Evet, eşeğe bindi olarak geçtim. Fekale Allahumma kta' eserahu. Fekale fema meşeytu aleyha ba'du. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ya Rabbi sen bunun izini sil dedim, kaldır dedim. Ondan sonra da artık yürüyemez oldum. Yani yeryüzünde iz bırakmamış demek. Kata ve fi rivayetin kata salatena kata Allahu eterahu. O bizim namazımızı kesti. Allah da onun izini kessin demiş diye. Hiç böyle rivayetin şeyini vermeden, talihini sene talih falan yapmadan demiş ki bu hadis namaz kılanın önünden geçmenin nasıl ciddi bir hata olduğunu anlamadığı canlı bir örnektir. Kim söylüyor onu? İbrahim Can. Ve onda çünkü o hadis başka bir kitapta geçiyor eleştirisiz. O yüzden eleştiremiyor. Tamam. Yani Said Nursi onu yazdığı için eleştiremiyor. Yoksa bu hadis sahih bir hadis değil. Tamam. Aleyhisselam şeye ben dedi kendisine o kadar şey yapanlar bile beddua etmemişti. Öyle şey olur mu ya? Sonra diğer hadiste oradaki rivayete göre de çocuk bu adam. Rüva falan ermemiş daha. Oynuyor. Beddua ediyor. Biliyor hayat boyu yatalak. Ya gerçekten yani bu dini ne hale getirmişler ya Rabbi. Bir de hayvanı üzerinde hocam hayvanı şeyden yani hayvan ilk o taraftan gider şimdi. Mesut şey var değil mi? Yani geçen de Sarıyer müftüsü buraya geldi de aklıma geldi. O şeyde müftüydü. Avcılarda. Orada beni bir konferansa davet etmişti. Orada da levlakel evlak hadisini sormuşlar uydurmasını. Uydurma dediğim için o gün bugün sürekli buraya gelen birisi artık gelmemeye başladı. Sen niye bunu söylüyorsun? Niye? Çünkü Said Nursi kitabında buna çok yer veriyormuş ya. Peygamberimize Allah'a yapılan bu büyük iftirayı ortaya koyduğumuz için adam onun için esas olan o değil. Onu kim yaratmış? Sen olmasaydın kainatı yaratmıyordu. Böyle saçmalık olur mu? O hadisten bahsettiğimiz için adam o günden beri bize düşman kesildi. Bu doğru değilmiş galiba değil mi? Doğru değilmiş değil. İftira. Yani, iftira o. İhtilaf yok. İftira. İhtilaf yok iftira olduğundan. İhtilaf yok. İftira. Öyle saçmalık olur mu? Hayır. Levlake bu mevzu değildir diyen bir tane alim yok bak. Hepsi kitabını alanlar bile diyor ki senet açısından mevzudur ama manen sahiptir. Onu hepsi kabul ediyor. Bu rivayeti destekleyenler bile. Uydurmadık ama manen sahih falan diyorlar. İşte bir gün şeyde Eminönü Müftülüğü bir toplantı düzenlemişti. Orada mıydın sen de? Duydum hocam.
Şimdi Kadırgat Kültür Merkezi'nde bu hadis gene gündeme geldi. Orada sanayiye bol bol gelecek. Hatim Hoca da. Orada şey yap. Kutlu doğum haftasıydı, evet. Şimdi şey Hüseyin Hatemi orada, bir de Mustafa Algül de şey yapıyor, İstanbul vaizi. Şimdi bizim dışımızdaki herkes o hadise şey bakıyor. İyi bakıyor. Hüseyin Hatemi dedi ki, bu hadis dedi, evet senet bakımından uydurma olsa da mana bakımından doğrudur dedi. Çünkü madem Allah اِنَّ اللّٰهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّب۪ي diyor. Allah ve melekleri o peygambere salat eder. Allah ve melekleri salat ediyorsa o peygamberin yüzü hürmetine yaratmıştır kainatı dedi. Şimdi o benden alacağı cevabı çok iyi bildiği için bana sıra gelmeden benim işim var dedi, kalktı çıkmaya. Kalktı çıkmaya, ben de hemen aldım mikrofonu, dedim yavaş yavaş git ve beni dinle dedim. Şimdi şey büyük ya, salon. Yavaş yavaş çık ve beni dinle dedim. Öyle konuşup kaçmak yok. Dedim ki şey bak, aynı surede dedim, Cenab-ı Hak bizim için de Hüvellezî yusallî aleykum ve melâiketuhu diyor. Yani peygamberler için söylenen söz bizim için de söyleniyor. İşte o size ve melekleri size salat eder diyor. Şimdi söyle bakayım, Allah bu kainatı bizim yüzü hürmetimize mi yarattı, peygamberin yüzü hürmetine mi yarattı? Böyle saçmalık olur mu dedi. Neyse. Şimdi dışarıya çıkıyor. O zaman Eminönü müftüsüne demiş ki, ben size demedim mi bu adamın olduğu toplantıya beni götürmeyin? Bunun faydası ne? Affedersiniz yani. Faydası işte peygamberi faydası, tanrı. Peygamberi tanrı yapacaksınız. Faydası ne? Anlayamadım. Peygamberi tanrılaştırmak. Ha. Başka bir şey değil. Aksi takdirde sıra etmenin bir anlamı yok. Evet. Peygamberi tanrılaştırmak. Bunun başka hiçbir anlamı yok. Hristiyanlarda kainat İsa için yaratıldı diye bir şey var. İncil'de de var. Onu Yahya yazdı şey yani, bizim sitede. Halaktı diye. Aynen geçiyor. Aynı evet. İfade. Yani Müslümanlar da demiş ki lan sizden o kadar, alın bizden de o kadar. Ya şimdi yarış bu yani bu. Yani. Batıl yarışı. Bütün kainat İsa'nın hürmetine yaratıldı. Peygamber Efendimiz'den istinaden bir hadis-i şerifte yani beni peygamberlerle yarıştırmayın tarzında bir hadis var herhalde. Canım bununla ilgili çok şey var. Böyle saçmalık olur mu? Yani Peygamber Efendimiz için Cenab-ı Hak demiyor mu? مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِ الرَّسُولَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّب۪يِّينَ. Türkçesini esmedersiniz. Muhammed sizin erkeklerinizden birisinin babası değildir. Ama Allah'ın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur. En son. Sonra مَا كُنْتُ بِدَمْ مِنَ الرُّسُولِ. Ben yani peygamberliği ilk başlatan ben değilim diyor. Yani o zaman alimler de delalet içinde oluyor. Madem bayağı yoldan çıkma, yoldan çıkmak için alim olmaya lüzum yok. Delalet içinde oluyor. Biz yani, o zaman yoldan çıkmak isteyen adam her halükarda çıkar. Nasıl çıkacağız altından? Yok yok, çıkarsınız. Aklınızı kullandığınız zaman çıkarsınız. Yani bu kadar meraklısı, insan potansiyelinde bunlar iyi mesaj veriyorlar, öyle kabul ediyor. Aklını kullanan hiç kimse bunları kabul etmez. Yani ister cahil olsun, ister alim olsun. Ya ben de tıpkı sizin gibi bir erkeğim, evet doğru. Şey erkeğim diyorum, ben de sizin gibi insanım, evet. Dolayısıyla şey yapıyor işte, tanrılaştırılıyor. Ama maalesef bu şeyler... Bana Allah'ın kulu ve Resulü diyor. Tabii. Bu sayı hadisi, Abdurrahman Hocam diyoruz. La tutruni kema etretin nesara ibn-i Meryem ve kulu Abdullahi ve Resulü. Evet, yani Hristiyanların Meryem oğlu İsa için ne o da? La tutruni el ihtira'u el muvaladi fil medhi. Yani onlar gibi beni aşırı derecede övmeyin. Ben Allah'ın kulu ve elçisiyim diyor. Kul Muhammed'i tercih etti değil mi? Oradan da ispat ediyor. Tercih etme diye bir olay yok. Yani peygamberimize bir tercih verilmemiş. O zaten kulu. Tercih hakkı yok yani. Zaten kulu. Evet. Bunu teklif edildi de kendisi... Yok yok yok, teklif falan yok. Olur mu öyle şey? Olur mu? O da yine biraz mübalağa olur. Teklif falan yok. Öyle bir şey var. Hayır, zaten Allah'ın kuludur. Teklif falan yok. Zaten Allah'ın kuludur. Ama elçilik de bir görev olarak verilmiştir, o kadar. Allah'ın kulu olma konusunda böyle tercih mercih yok. Öyle şey olur mu? O da artık onun
sanki bir alçak gönüllülük göstermiş gibi olur ki bu da çok tehlikeli bir şey. Çok tehlikeli bir şey. Çünkü kibrin alçak gönüllülük görüntüsünde olanı öbüründen çok daha çirkindir. Fazla mütevazı kibir. Tabii ve çok o aşırı tevazu kibrin en çirkinidir. Kibrin en çirkinidir. Evet. Söyle. Süt ürünleriyle sorumlu. Yani süt ürünleri sadece bu kuşu özü, kuşu için dedik yani ya da kuşu için öyle süt ürün koyması gerekiyor dedik. O zaman sadece o kuşu bu imam mı, imam olan kişi mi lazım? Yani bu arkasındaki cemaatler bir süt ürün koymadan onlar namaz kılabilir, onun önünden geçebilir diye öyle bir şey söyledik. Onun tamam şimdi herkesin önüne bir süt ürün koymasını düşün. Herkesin önündeki kendisi için bir sütre oluyor. İmam sütrenin yanında geçer. Yok, en ön safta bulunanlardan herkes önüne birer sütre koyacak diye düşün. Namaz kılma işi, hayır namaz kılma işi bir törene dönüşür. Birkaç deve de sütre taşıyacağım. Olmaz yani, olacak şey değil. Ondan sonra sütre şey yapacak, yok acaba aynı hizaya geldim, şöyle şuradan bir bakın, buradan bir bakın. Olmaz ama... Bu din kolaylık dinidir. Öndeki imam bak koydum bitti işte o kadar. Bunun artık daha sağa sola yok. Yani fazla her birisi o da şartta değil. Her birisi bir sıkıntı doğurur bunlara. Yoldan geçme tehlikesi falan varsa yani. Yani biraz şu anda biz namazda önünün geçen namazda bizmiyor dedik ama sütüre niye koydu diye arkadaşım sordu. Onu sadece kuşu özür dilerim. Kuşu da öbürü de bak herkes önüne koyacak dersen bu da ciddi bir hareç meydana getirir. Cenab-ı Hak da hareç koymamıştı bu dinde. İmam sütreye odaklanırken cemaatler de imama odaklanacak. Tabi o kadar. Tabi huşu sağlanmış olur. İmamın arkasında onu odaklanabilir ama imamın ki ya da imamın mı bakıyor? Ya şimdi bak Muhammed şimdi bir kere bu ifadelerin hiçbirisi yani Kur'an-ı Kerim'in huşu kelimesi dışında herhangi bir şeyin kapsamına sokulacak şeyler değil. Yani Kur'an'la sünnet arasında irtibat kurmak zorundayız. Bunun başka yolu yok. Ben namaz kılıyorum. Kıldığın zaman kıbleye döndüm, bitti. Ben emri yerine getirdim. Ondan sonrası huşu vellezînehum fî salâtihim hâşiûn dediğine göre huşu çok önemli bir husustur. Adam da huşu olmadan da namaz kılsa namazını kılmış olur. İşte o rivayetleri alıyorsun. Sütresiz de olur. Ama o sütre ne yapmış oluyor? Kişi yani namaz kıldığı bir mekanı sınırlamış oluyor ve orada namazı huzur içerisinde kılmış oluyor. Yoksa sen şurada da namaz kılarken yandan birisi geçtiği zaman, arkadan bir iki kişi konuştuğu zaman şeyin bozulabilir senin, huşuğun bozulabilir. Ama senin huşuğun bozulacak diye bu insanlar susun, konuşmayın diyecek halimiz yok ki. Herkes hayatını yaşayacak. O zaman araştır, haftaya getir, konuş. Başka şey, benim söyleyeceğim başka bir şey yok. O zaman haftaya bul, getir, konuşalım. Oldu mu? Bir hafta önümüzde vakit var. Bir de hocam bu daha şimdiki Peygamberimizin ne fark eder? Namazdır. Bunun nafilesi, şusu, busu olmaz ki. Ya. Namaza başladığın andan itibaren namazdır. Öyle ama çok şeylerde yatsı namazdan kaz namazının arasında fark var. Ya kardeşim, o teheccüd namazı peygamberimize farz değil mi? Allah Allah. Namazı kılan peygamberimiz, öndeki de onun eşi. Sonra Muhammed namaza başladığın andan Allahu Ekber dedin mi? Evet. Hiç fark etmez. Orada nafilesi farzı ayrım olmaz o. Bir insan hayvan üstünde namaz kılabilir ama farz namazda hayvan üstünde. Niye kılamazsın? Kim demiş kılamaz diye? Niye kılamayacakmış demiyorum Allahu Teala fe hiftun fericalene urukbanen demiyor mu? Burada bir havap olmasa da bile nefs namazda kalabilir. Havap olmasa yani yolda giderken değil. Başka bir şey yapmadan namaz kılarak gidebilir. Orada da bir havf var. Niye havf var biliyor musun? Orada da adam yere indiği zaman nafile kılamayacaktır. O havf da kılamama korkusudur. İşte o vaktini o ne değerlendiriyor? Orada da bir havf var. Yani sen dersen ki nafileleri kılacaksın, bu defa yol engellenecek diye kafileye engel olacaksın. Yani o nafile namazı kılması da zorunlu değil. Yani
eğer başka bir şeyden meşgul olarak gitse gidilir ama böyle boş bir şeyden meşgul olan göre bir namaz kılayım diye öyle düşünerek namaz kılabilir. İyi ya işte yere inip kılma ama imkanı o durumda o durumdayken yere inip namaz kılacağım dese nafile namaz kılabilir mi? Kılabilir. Kılamaz çünkü kafire gidiyor. Ya mesela kendisininki şeyse arabası ya kendisininki... Tamam insin kılsın hiçbir manisi yok. O zaman gideceği yere geç kalır. Ya bu havf kelimesinin tarifini Allah yapmamış, kişiye bırakmış. Evet insem tabii ki kılarım, niye kılmayacağım? Sen de şu anda kalk. Niye dersi dinledin ki şurada namaz kılsaydın? Kılabilirdin. Ama nedir? Namaz kıldın mı dersi kaçırmak korku. İşte o da bir korku. Bu korkunun tarifi yok. Tamam mı? Herkesin kendine göre yaptığı bir şeydir. Tercih meselesidir. Nedir? Yani sen illa da o şekilde yapmak için zorluyorsan zorla ama yani bu şeyden hadislerden şuradan buradan bunun anlaşılması o rivayetlerin kabul edilmesi mümkün değil. Ayşe validemiz gereken cevabı vermiş. Allah ondan razı olsun. Evet. Başka var mı? Zahirlerin hocam ne eşek köpek sadece şey yapıyor. Yani hocam okuduğu hadis. Zahirler zaten hiç düşünmezler. Yani hiç onlarda akıl diye bir şey yoktur. Yani normalde söylemiyorlar ama daha sonra o hadisin şeyinde yatan vaziyette olursa olmaz. Burada da bir hadis vardı onunla ilgili. Uyuyanın gerisinde namaz kılmayın, konuşanın gerisinde de buyurdular diye. Ebu Davud'da. Bunu... Hadisi söyleyip kaçmak olmaz. Altında bir şey yok. Kesinlikle amel edilmez bu hadise. Diğer bütün hadislere muhalif falan. Hadis var deyince gerçekten bir sayı hadisi var. Mustafa'nın bakarak da sahiti değil mi? Değil tabii. İyi onu altında oku yani okuyacağın zaman. Evet. Mustafa bakarak da namaz kılınamayacağını söylediler. Bunu işte kişi eğer okumayı bilmiyorsa diyorlar. Zaten buna farz değil. Eğer hıfz etmemişse yani gücün yettiğinden sorumlu. Bazıdan olduğu şeyler okuması yani gereksiz bir şey. Okumanın delilleri ne? Bu konuda rivayet yok. Ve mekanı Rabbu kenesiyye. Odur değil mi delili? Şey diyor hocam işte Allah gücün yetmediğince sorun tutmuyor. Yani namazda bir meşguliyet var zaten. Namazın kendisi meşguliyet yani. Namazın kendisi meşguliyet zaten. Yani şimdi namazda meşgulüm dersiniz o zaman. Evet. Biz de aynı şeyleri başka şeyleri ifade ediyor. Başka ibarette. Sümme hazil ahadis kulluha fil merratu vel himar yu'arif hadis Ebi Hureyre ve Ebi Zer. Ebi Hureyre ve Ebi Zer Zillanuman'ın hadisine şey geldiği için, muhalif geldiği için bunları kabul edemeyiz. Yani köpeğin kadının ve... Hanbeli mezhepte namaz bozulmaz. Hanbeli mezhebinde bu hadis kabul edilmiyor. Yani kadın, tabii, köpek ve eşek diye meselesi kabul edilmiyor. Zaten Hanefi'de de kabul edilmiyor. Kabul eden mezhep var mı? Bozacağını mı? Ben Şafii'lerden gelen yok bu hafta. Şia'yı okuyayım. Ne oku, Şia ne diyor? Şia mezhebine göre namazı bozan ve namaz içerisinde yapılması mekruh olan şeyler diye özetledi biraz. Abdesti bozan her şey namazında bozar. Ha, abdesti bu tabi zaten abdestsiz kalacağın ha, için. Abdesti bozan her şey namazı bozar. Başka bir şey yok. Namazın bozulması hani şey anlamında mı? Hani abdest alıp gelince bir daha sıfırdan başlayacak. Sıfırdan başlayacak. Tamam anladım ya. Yani. Ondan sonra bu unutarak olsa bile bozar. Tabii unutarak da olsa abdestin bozuldu mu bitti yani. Evet. Şeylerin abdestin bozan şeyleri bizimkinin biraz farklı. Yani o ön ve arkada çıkan şeylerin mu'tad olması lazım diyor. Ha yani şey Maliki mezhebinde de öyle. Yani mezhebi bozmuyor abdesti. Ondan sonra o kadınlardaki akıntılar demiştik geçen gün.
Zaten normal olan o. Normal olmayan yani şey. Kadınların adet dışı akıntıları abdesti bozmaz ki, hadisler de zaten onu gösteriyor. Doğru, doğru olan o. Ondan sonra o kadınlardan gelen diğer o adet dışı kanama dışındaki akıntılar da bozmaz. Ondan sonra erkeklerden gelen mezi bozmaz. Başka? Bir de mesela hastalıktan dolayı bir idrar kaçırıyorsa falan, o da bozmaz. Maliki mezhebinde de öyle. Abdesti bozan şeyler burada muhatap. Yani normal, kas kaçırma olayı da normal varsa halde, eğer, yani bir rahatsızlık şeyler, halindeyse bozmaz. Normal halde, alette ön arkadan çıkan şeyler, şeylerde ve uykulama, uyumak ve istihaze bozar diye. Başka bir şey bozmaz. İstihaze niye oldu peki? Yoksa hayız mı demek? Hayız mı demek istiyor? Yok, hayız mı, istihaze diyor. İstihaze nasıl bozar? Az önce dedi ya, bozma. Ha, o zaman bu kadınların adet dışı kanamaları abdesti bozar. Ama o akıntıları bozmaz demiş oluyor. Ha, bozmaz demiş oluyor. Ama işte Maliki mezhebinde adet dışı kanama da abdesti bozmaz diyor. Ondan sonra işte idrar kaçırma, kaz kaçırma olaylarda abdesti bozmaz. İkincisi de şey, namazdayken arka tarafa bakmak namazı bozar. Efendim? İşte hocam mezheplerden bahsediyoruz, Hanefi'den değil. Evet. Namazdayken arkaya bakmak namazı bozar. Namazdayken arkaya bakarsan arka bakmak namazı bozar. Önüne bakarsan? Üçüncüsü, konuşmak en az iki harfle konuştuğu zaman. Yani iki harfle konuştuğun iki zaman namaz bozulur. Evet. A-O diye geçtiydi geçen. A-O, he. Kahkaha ile gülmek bozar namazı. Ondan sonra namazla ilgisi olmayan fiilleri çok yapmak. Evet. Bozar diyor. Bir de dünya işleri için ağlamak. Namaz bozar. Ama hani, ahiret için hani fiillerde ağladığı de zaman bir şey olmaz. Evet. Dünya işleri için ağlamak. Sağ elini sol elinin üzerinde koymak namazı bozar. Şeylerde şöyle duruyor. Dik ayakta. Yani şöyle durmak namazı bozar diyor. Evet. Bu namazı bozan şeyle. Ondan sonra namaz diyken bir kişi sadece çocukların düşmesinden veya düşmenin kaçmasından korktuğu zaman namazı kendisi bozabilir. Burada ruhsat var. Ha, yani çocuğu korumak için namazı bozabilir. Korumak için veya düşmenin kaçmasını engellemek için. Evet. Tekrar başlayacak, bina mı itecek? Tekrar başlayacak. Tekrar başlayacak. Yani dedi, bina itecek. Yani düşmesinden korksa. Yani namazını devam ettirir. O zaman çocuğun düşeceğinden korkarsa gider çocuğu alır, kurtarır, gelir kaldığı yere devam eder. Evet. Ondan sonra namaz, bu şeyler namaz bulur. Namazda yapılması mekruh olan şeyler, mekru, sağa sola bakma. Mekruhlar ama haftaya geliyor. He? Haftaya geliyor mekruhlar. Mekruhlar haftaya geliyor. Evet. Peki, şimdi o zaman bakıyoruz. O zaman buraya kadar olan kısmın bir özetlemesini yapalım. Hocam çok kısa, hani kim bu üç şey namazı bozar demiş, onu bir burada yazdığı kadarıyla. Ha, hangi mezhep demiş, öyle mi? Yani şey diyor, bütün muhadisleri, ehl-i hübra, tedullu ala ennel kelbe vel mer'ate vel himâre taktahu salâh. وَالْمُرَادُ بِكَتْرِ الصَّلَاةِ اِبْطَالُهَا وَغَدْ ذَهَبَ اِلَى ذَلْكِ جَمَعَةٌ مِنَ الصَّحَابَ مِنُمْ اَبُوْ هُرَيْرَ وَاَنَسْ وَاَبْنَ عَبَّاسِ Yani bak, Ebu Hureyre, Enes, İbn Abbas demişler ki kadın, eşek ve köpek geçerse namaz bozulur. Evet. وَحُكِيَ اَيْضًا عَنِ اِبِي ذَرِّنْ Ebu Zer de öyle demiş. Diye rivayet ediliyor. İbn Ömer'den de rivayet edilmiş. وَجَاءَ عَنِ اِبْنِ عُمَرْ اَنَّهُ قَالَ بِهِ فِي الْكَلْبِ İbn Ömer sadece köpek konusunda söylemiş diye şey yapıyor, evet. Ve min men kâle min et-tâbi'ine bi katri selâsetin ve zikûran el-Hasan el-Basri ve Ebu'l-Ahvas sahibi bin. Tâbi'inden Hasan el-Basri, Ebu'l-Ahvas, başka? Ve min el-eyyimmeti Ahmed bin Hanbel fîmâ hakâhu anhu İbn Hazm el-Zâhiri. İbn Hazm'in rivayetine göre Ahmed bin Hanbel öyle söylemiştir ama burada Hanbeli mezhebinde öyle bir olay yok, değil mi? Ya zaten Ahmed bin Hanbel zaten kim ne demişse hepsine de evet demiştir. Kimseyi şey yapmaz, incitmez o. Evet. Hakket Tirmizi anhu annahu yukhassasu bil kelbi esvedi ve yetabattafu fil himari vel mar'ati. Yani Tirmizi Ahmed bin Hanbel'den siyah köpek bozar diye bir şey yapmış. Diğerleri bozmaz. Evet. İşte zahirilerin sadece kadın şey olursa diyor. İlla en tekune muddacaten mu'taradan. Ha, kadın eğer yan üstü yatıp da ayağını uzatmışsa bozmaz da başka şekilde bozar. Çünkü onlar hiç mantık kullanmazlar. Evet. Öyle öyle. Bozmaz dedim, bozar demedim. Abdurrahman, bozmaz dedim. Bozar demedim. Ve zâbe ilâ ennehu yaktav salâte el kelbul esedü vel mer'atul hâidû
İbn Abbas ve Hatta bin Ebi Rabia. Yani siyah köpek ve hayızlı kadın namazı bozar görüşünde olanlar İbn Abbas ve Ata. Evet. Bozar diyenler. Bitti değil mi? Yani ama sonuç olarak anlaşılıyor ki bu dört mezhebin dördü de o şeylerin namazı bozmadığını söylemişler. Yani kadın, köpek ve şey de bu söylemiş bunu. Şia da öyle söylemiş. Bir tek zahirleri zaten hesaba katmamak lazım. Onlar hiç kafalarını kullanan insanlar değil. Söyleniyor da açıklama yok. Niçin bozuyor? Öyle evet. Söyleniyor. Tatmin edici bir ifade değil yani. Yani onun niçini hadisin kendisidir zaten. Başka şeye gerek yok. Ama yeterli değil hocam. Yeterlidir. Orada bir cümle var sadece. Ha, yok. Manası... Hadi peygamberimizden eğer o hadis gelmişse onu kabul edilir de. Çünkü onun zıttına olan hadisler kuvvetli olarak gelmiş. Dolayısıyla onu kabul edilme imkanı yok. Zıttına olanlar evet. çoğunlukta ve daha sağlam olduğu için onu kabul etme imkanı yok. Değil, literatürel olarak siz uygun buluyor musunuz? Şimdi İslami potansiyeli daha sizin ölçünüze göre mantık. Hayır zaten meseleyi söyledik yani. Bu olmayacağı ortada onu tekrar. Yani dört... Bu değil ya. Veya bir şey söyledi arkası yok. Hani ben yeterli bilmiyorum kendi açımdan. Hayır, Peygamber Efendimiz gerekçe göstermek zorunda değildir. Biz gerekçe gösteririz. Peygamberimizin sözü bizim için gerekçedir. Yani Peygamberimizin sözü gerekçedir ama asıl problem şudur. Peygamberimiz o sözü söylemiş mi, söylememiş mi yoksa Peygamberimiz iftira mı edilmiş? Asıl mesele o. Biz şimdi burada Peygamberimizden gelen sağlam rivayetlerin, işte Ayşe Validemizin şeyi de çok önemli burada. Onu bozmadığı yolunda ve zaten hiçbir mezhepte onu almamış. Zahiri mezhebi hariç. O zaman seyredeceği yerin önünden geçerse kadın erkek fark etmez. Namaz bir şey olmuyor, geçen günahkar oluyor. Namaza bir şey olmaz, geçen günahkar olur o kadar. Yoksa namaz kılan namazda hiçbir şey olmaz. Yani onun içerisinde geçtiği zaman bu da onu engellesin. Namaz kılanın namazına bir şey olmuyor. Sadece geçen kişi günahkar olur. O da kendi arasıyla şeyin arasında. Yani burada bu kadını şunu bunu ayırmanın bir anlamı yok. Ama böyle rivayetler var. Var. O zaman bunu da değerlendirmek lazım. Değerlendirmişler. Gayet güzel. Bizim bir şey söylememize gerek olmayacak şekilde değerlendirmiş. Bu dört mezhebin dördü de. Bunların namaz bozumayla herhangi bir alakası yok. Zaten Ayşe validemiz tüm bunların hepsini ortadan kaldıracak şeyler. Ayağıma dokunurdu diyor ki çekeyim diye. Şimdi dokunuyorsa Şafii'ye göre abdestin bozulması lazım. Bozulmuyor demek ki. Ayağını önüne uzatmışsa bu da bir kadındır. Bozulmuyor. Çok açık ve net. Daha başka bir şeye lüzum yok. Bizzat uygulama bu. Peygamberimizin yaptığı uygulama ve çok sağlam yollarla gelmiş bize. Tamam mı Fatma? Onun için şey yok. Yani burada üzerinde durmamız gerektiren bir husus yok ki. O da bir takım yanlış kabul edilen rivayettir. Evet. Peki böylece dersimizi bitirmiş olduk. Buyurun. Öğlen namazında şeye durdum.